Değerli kardeşlerimiz sorularla İslamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Peygamber Efendimiz sabrı nasıl tarif eder? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hadislerde sabır konusuna çok yer vermiş. Hayatın bütün alanlarında hem kendisi bizatihi bunu uygulamış hem de diğer Müslümanlara ve sahabelere bunu önemli hatırlatmış. Şimdi burada ince bir manayı sizinle paylaşmak istiyorum. Bir hadiste Peygamberimiz sabrın kişiyi telaştan ve yanlış işlerden koruyacağını sabır ışıktır sözüyle bize haber vermiş. Sabır neymiş? Işık. Nasıl bir insan önünde ışık olmadan yol alamaz, hiçbir şeyi göremezse Sanki bir insan hayatı boyunca eğer ışıktan, sabır ışığından mahrum kalırsa emin olun gözleri olmayan ya da önünü görmeyen bir insan gibi olabiliriz. Bu açıdan Peygamber Aleyhisselam sabırlı olmayı, iffetli olmayı, müstahan olmayı öğütlemiş Ve özellikle bunlar yerine getirildiği takdirde Allah'ın kendilerine yardım edip ihtiyaçtan kurtaracağını bildirmiş. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir nimet verilmemiştir buyurmuştur. Fe subhanallah. Sabırdan daha güzel ve daha geniş bir nimet verilmemiş müjdesini aman unutmayalım. İbnül Cevzi peygamberimizin bu sözüyle Allah'ım seni eğer gücendirmemişsem sıkıntı çekmem önemli değil. Ancak afiyet vermeni beni daha çok rahatlatır anlamındaki sözünün sanki bir çelişki oluşturduğu gibi mana geleceğini söyleyerek aslında aralarında bir çelişki olmadığını söyler. Çünkü sıkıntısız bir hayat güzeldir. Fakat sıkıntı baş gösterdiğinde sabırlı ve güçlü olmak kişiyi başarıya kavuşturarak inşallah rahatlatır. Bir gün çocuğunu kaybetmenin acısıyla ağlayan bir kadına peygamberimiz Allah'tan kork, sabırlı ol demiş. E kadıncağız buna karşı benim derdimden sen ne anlarsın diye tepki göstermiş. Ancak daha sonra bu nasihat edenin Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam olduğunu öğrenince Peygamberimizden özür dilemiş. Bunun üzerine Peygamberimiz de sabır ilk sarsıntı esnasında gösterilen metanet buyurmuştur. Yani bela musibet vurduğunda gösterdiğimiz metanet sabırdır. Daha sonraki değil yani esas sabır o. Yine Peygamberimiz diğer bir hadis-i şerifinde sıkıntıya uğramanın istenen bir durum olmamakla beraber eğer böyle bir durum başımıza gelmişse sabırlı olmayı öğütlemiş ve ümmetinden sabırlı olmalarını istemiştir.